Yekpare taştan yapılan kalesi nedeniyle Hısn Keyfe adını almış. Sonradan bu Hasan Keyfe dönüşmüş. İnsanların buraya çağlar öncesinden yerleştiğini gösteriyor. Biz yavaş yavaş mağara kentte yukarılara doğru çıkıyoruz. Miladın ilk asırlarında Hasan Keyf, Bizanslılarla Sasaniler arasında devamlı el değiştirmiş durmuş. Bizanslılar İsa'dan sonra 4. yüzyılda buraya sağlam bir kale yaparak bir daha Sasanilere kaptırmamışlar Hasan Keyf'i. Bizans hakimiyeti 7. asrın başına kadar sürer. Kendi başına gidiyor mu ya? Hazreti Ömer devrinde 638 yılında Müslümanların eline geçer. Bir ara Eyyubilerin de eline geçen Hasan Keyf, Moğol istilası ile harabeye döner. 1515 yılında ise burası Osmanlı hakimiyetine girer. Karşımızda Dicle şırıl şırıl akıyor. Zaten Dicle nedeniyle Hasan Keyf tüm zamanlarda ticari önemi olan bir yerleşim alanı olmuş. Şimdi de kaledeyiz. Kale yekpare taştan ve çok dayanıklı yapılmış. Oyma taşlardan yapılı kapı üzerindeki yazılardan anlaşıldığı kadarıyla kalenin Eyyubiler zamanından kalma olduğu anlaşılıyor 13. asır. Küçük saraydayız. Bu da Eyyubilerin Hasan Keyf'teki ilk eserlerinden. Küçük sarayı görüyoruz. Burada ayrıca Ulu Cami ve Büyük Saray da var. Şimdi hep beraber Büyük Saray'ı geziyoruz. Kaleye hem Artuk hem de Eyyubiler zamanında su çıkarılmış. Kale asırlarca bu su ile hayat bulmuş. Bir de tarihi köprüsü var bu şirin kentin. Tarihi kaynaklara bakılırsa 1116 yılında Artuklu Fahrettin Kara Aslan tarafından yapıldığı ile düşürülür. Köprüden kalanları görüyoruz. Kemer açıklığı bakımından Orta Çağ'da inşa edilen köprülerin en büyüğüymüş. Orta kısmını ahşaptan yapmışlar. Böylece düşman saldırısında ahşap kısmı kaldırarak kenti müdafaa ediyorlarmış. Bu özellik köprünün ömrü kısalmış. Karşımızda El Rızk Camii, köprü ayağına yakın bir yerde yapılmış. Kapı girişindeki hitabeden 1409 yılında Eyyubi Sultan Süleyman tarafından yapılmış olduğunu anlıyoruz. Günümüzde camiden sadece minare sağlam kalmış. Ve kaledeki Ulu Cami.
Bu cami Eyyubilerin Hasan Kehf'teki ilk eseri sayılıyor. 1325 yılında yaptırılmış. Cami bir kilise kalıntısı üzerinde inşa edilmiş. Buranın gözetleme ya da yıldırımlık görevi gördüğü sanılıyor. Genel özellikleri nedeniyle art kutulara ait olduğu düşünülüyor. Hasan Kehf Kalesi ve Vadisi'ni görüyoruz. Gelin burada biraz soluklanalım ve küçük rehberimizle bu şirin mağara misafirhanesini gezelim. Biz naklecilikle uğraşıyoruz. Batman'dan geliyoruz. Buraya Batman'dan yemek yemek. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok da güzel manzaralı bir yer diyorsunuz. Evet. Söyle bakayım Beşik neyin Beşik'iyim? Şu gördüğünüz Fatma Gül'de Rolanda Boş Beşik. Hatta dede. Ve burada bebeğim. Bulunduğunuz eski bebeğim. Bir süper bank. Tamam. Mısır ve Suriye'den getiren özel mallar. Ha. Burada halka dağıttım ve satıyordum. Tamam. Okul yanına giremiyor. Aferin ya. Vallahi neler biliyorsun sen ya. Söyledin de bir daha ne söylüyorsun ya? Şimdi onu anladık. Hadi bakalım kalk ayağa. Kalk beni tut. Çek beni. Neresin sen? Beşiktaş. En büyük. Beşiktaş. Kaldır elini. Beşiktaş. Kolay gelsin Betül Hanım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Çay içiyoruz.